Merhaba Haber 61 izleyenleri. Bugün Trabzon sokaklarında öğrenci arkadaşlarla karşılaştık. Azerbaycan, Gürcistan ve Letonya'dan Trabzon'umuzu ziyaret etmeye geldiler. Bize kim yardımcı olacak tercümede? Azerbaycan'dan Şehla. Önce bu organizasyonu bize bir anlat. Tamam. Trabzon'da ne için bulunuyorsunuz? Tamam, biz işte farklı ülkelerden arkadaşlar hepimiz beraber Trabzon'da toplandık. Erasmus Plus programı bu. İşte burada 10 gün boyunca birlikte yaşıyoruz, bir evde yaşıyoruz ve günümüz beraber geçiyor. İşte birbirimizin ülkelerini, işte yaşam tarzlarını öğreniyoruz. Her günde farklı işte böyle konular oluyor. O konular hakkında konuşuyoruz. Mesela bu dinle ilgili olabilir, yaşam tarzımızla ilgili olabilir. Yani herkes kendi ülkesini böyle temsil ediyor diyelim. Ediyor. Aynı zamanda da Trabzon'u. Tabii ki de Trabzon'u da geziyoruz. Mesela bugün bizim ilk günümüz. İşte Trabzon'u geziyoruz. Şehir merkezindeyiz. Daha çok vaktimiz yok ama yani böyle camide filan Ayasofya'da olduk mesela. İşte böyle geziyoruz şimdi. Kaç gün burada? Biz daha bir 5 gün daha buradayız. 5 gün daha buradasınız. Evet. Gürcistanlı Georgia kendisi ısrarla. Soralım, Trabzon'da nasıl buldu, nereleri gezdi, ne yedi? Did you like Trabzon? Where have you been in Trabzon and what kind of foods do you like the most? Okay, I've been in only Beşiktaş. I love people there because they are too friendly to me and they're really kind and humble. And I love all of the food here. And I have to taste kebab as well. Biz Beşiktaş'ında oluyoruz. Evimiz orada. İnsanları çok sıcakkanlı bulduğunu söyledi. Yemeklerin hepsini beğendi. Bir de kebap. You wanna try kebab, right? Yeah. Bir de kebap yemek istiyor. Bugün inşallah onu da yapacağız. Trabzon'a özgü bir yemek biliyor mu? Yani biliyor musunuz öyle genel bir şey? Something special, like cuisine about the Trabzon, from Trabzon, the cuisine we had, you know? Kuymak. 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 Ben mıhlama yedim, denedim daha önce. Şimdi bugünlerde dener miyim bilmiyorum daha. Ama çok sevdim, çok güzeldi. Letonya. Yeah, hello. So, this your name? Same. Yeah, my name is Agnese. I'm from Latvia, Letonia. And here I am for the Erasmus project as well. And here in Trabzon, this is the second time when I'm here. Before that, I visited Artvin. It's like really close to this place, and Artvin in Borčka. There was another project here. So now we're in Beşiktaş. And the place is amazing. It's like, it's so beautiful. You can't compare it with my country. Agnese Litvanya'dan Türkiye'de ikinci kez oluyor. Daha önce Artvin'de oldu. Boçka'da oldu. Oranı da çok beğenmişti. Buranı da çok beğendi. Yani Trabzon'u da çok beğendiğini söyledi. And that's it. Evet. Bir Azerbaycan'dan da evet. Size isim alalım. Elnur, Mehmet Elnur. Siz de öğrendiniz. Ben de Azerbaycan'danım. Arkadaşla birlikte geldim. 10 yıl burada kalacağız. Birbirimizle eğleneceğiz, sohbet edeceğiz, gezeceğiz. İlk gün ama aynı soruyu sana da sorayım. Evet. Ne yediniz, ne içtiniz, nereleri beğendiniz? Orada henüz patlıcan yedik. Farklı patlıcan, farklı çeşitlerini. Bugün kuymak yemeği planlıyoruz. Ben hamsi yemek istiyorum. Bir de ekmek arası balık. Trabzon'un şu ana kadar en çok neyini sevdiniz? Sen ve diğer arkadaşlar da tercüme edelim. Ben en çok neyini sevdim? İnsanların sıcakkanlı olmasını çok sevdim. What did you like the most in Trabzon? People. O da aynısını, insanların sıcakkanlı olmasını. Biraz and düşündü Agnes'a, ama. For me, it's the nature and people and the culture as well. And baklava. Perfect. Agnes'i için de yine insanlar, tabiatı, bir de ki baklavayı çok beğendi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Trabzon'daki öğrenciler. Trabzon'u geziyorlar, 5 gün daha buradalar. Evet. Ama daha ilk günden Trabzon insanını sevdiğini söylüyorlar. Biz de kendilerine iyi tatiller dileyelim. Teşekkür ederim. Teşekkürler.